Herkese merhabalar. Bugün sizlere 3 boyutlu yazıcılar için hamur kalıbı hazırlamayı paylaşacağım. Ee, hamur kalıbı diyoruz ama tabii ki esas kullanım alanı kurabiye kalıbı olarak kullanmaktır. Ama pişi veya diğer hamurlarımızda da kullanabiliriz. Şimdi öncelikle bu iş için ücretsiz bir web aracı var. Burada hazırlamak en pratik. Tabii ki başka yollar var. Ücretsiz tasarım aracı TinkerCAD gibi vesaire ama ben burada Cookiecat üzerinden ücretsiz e, versiyonu üzerinden bir kurabiye kalıbı, hamur kalıbı hazırlayacağım. Evet başlayalım. Burada gördüğümüz gibi Cookiecat sitesinin bir arayüzü var. Bu arayüzde bazı temel şekillerden başlayabiliyoruz veya kendi dosyamızı yükleyebiliyoruz. Daha önceden hazırladığım bir resim vardı. Onun üzerinden kalıbımızı hazırlayalım. Balık şeklinde bir kurabiye kalıbı yapacağız. Evet. Aldık dosyamızı, açtık. Ve kalıbımızı hazırlıyor şu anda. Evet, hazırladı. Ve baktığımız zaman 7,5 santime, 6 cm yaklaşık olarak. Ebatlarında bir kurabiye kalıbı hazırladı bize. Amorabı sıcak olan kısım şu yüzey, kesecek amoru. Burayı da elimizde tutmak için böyle bir çıkıntı bırakmış. Evet, buradan gördüğümüz gibi çeşitli tarzlarda hazırlayabiliyoruz. Imprint dediği zaman içerisindeki öğeleri de dahil ediyor. Ee, gördüğümüz gibi bu sefer balığın gözü de var. Ama yükseklik daha değişmiş durumda Buradan ayarlayabiliyoruz onları o problem değil eğer balığın gözünde istiyorsak Ve düz bir şekilde Balığımızın çıkmasını istiyorsak bunu yapabiliyoruz bu şekilde kalıbı kullanabiliyoruz Diğer özellikler yanlarında gördüğümüz üzere Upgrade etmek gerekiyor Yani ücretli Premium versiyon versiyona geçmek gerekiyor Burada ben bunu seçeceğim. En basit versiyonunu. Tekrar hazırlasın. Evet. Hazırladıktan sonra buradan Download STL dediğimiz zaman bize dosyayı verecek. Evet. Burada dosyamızı indirdi. Eğer ki bir pastane sahibiyseniz ücretli versiyonunu da kullanabilirsiniz. Ücretli versiyonda neler var? Baktığımız zaman ben ücretsiz versiyonunu kullanıyorum. Ücretsiz Planları gösterdiğimiz zaman evet e, neler var ücretli planda kütüphaneyi kullanabilme var iç içe şu şekilde burada yanda gördüğümüz küçük resimde gördüğümüz gibi kalıp ve içerisine istediğimiz oranlarda baskı uygulayabileceğimiz ve desen yapabileceğimiz e, hamur üzerinde ayrıca bir kalıp veriyor o var. Ondan sonra kütüphanedeki birçok farklı türde diğer kişilerin de paylaştığı, toplulukla paylaştığı kurabiye kalıpları, hamur kalıpları mevcut. Onları da oradan alıp kullanabiliyorsunuz. Aylık planda 15 dolar gibi bir fiyatı var. Yıllık satın alırsanız aylık 12,5'a düşüyor. Veya 15 gün denemek isterseniz uygulamayı İstediğiniz bir miktarda ödeme yapıp bunu size bırakıyor. Küçük cüzi bir miktarla 15 gün tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Tekrar tasarımcıya döndüğümüz zaman burada yeni bir dosya yükleyip tekrar tasarıma başlayabiliyoruz. E, tabii ki yaptığımız tasarımları ücretsiz versiyon olduğu için e, kendi hafızasına, kütüphanesine kaydetmiyor. Şu anda silik görüyoruz zaten onu. Evet bu, bu kadar. Yani hamur ve kurabiye kalıbı hazırlamak bu kadar basit. Ee, diğer tasarım araçlarında, 3 boyutlu tasarım yazılımlarında uğraşmaya gerek yok. Hazır bir aplikasyon var. Bunu kullanabiliyoruz. Ee, çok detaylı şeyler yapmak istersek tabii ki o az önce bahsettiğim yönteme de başvurabiliriz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.